Değerli izleyiciler, sevgili yatırımcılar, Tera Talks programımıza hoş geldiniz. Konuğumuz Bülbüloğlu Vinç'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Önder Bülbüloğlu. Bildiğiniz üzere Bülbüloğlu Vinç'in halka arzı geçtiğimiz hafta SPK bülteninde onaylandı ve Tera Yatırım Önderliğinde halka arz edilecek. Şimdi ben öncelikle konuğumuz Önder Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Önder Bey. Şimdi öncelikle aslında sizi ve Bülbüloğlu Vinç'i tanımak isteriz genel çerçeve itibariyle. Tabii ben 1961 Ankara doğumluyum. Aslen Trabzonluyum ama Ankara doğumluyum. TED Ankara Koleji bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden 1985 yılında mezun olduk. Direkt olarak da halen yapmakta olduğumuz işe başladım. Vinç üretimiyle iş hayatıma başlamış oldum. Üniversiteden mezun olduğum yıl. Dolayısıyla 38. yıla giren bir sanayi sevdasıdır bu. Hep aynı işi yaparak devam ediyoruz. Evet, Bülbüloğlu Vinç'in peki kuruluş hikayesi nasıl? Otu sanayi şirketi nasıl başladı? Hangi aşamalardan geçti? Çünkü o günden bugüne 38 yılda eminim ki büyüyerek gelen bir süreç olmuştur diye düşünüyorum. Evet, Vinç üretimi aslında bu kaldırma ve biletme makineleri üniversitede bizim bir dersimizdi. Ders sırasında bu işle ilgili proje ödevlerimiz olurdu, proje yapardık. Ve bu projenin yapımında o günkü İstanbul'daki birkaç firmadan katalog vesaire bazı değerlere ulaşmada iletişim olduğu için kafamda böyle bir şey şekillenmişti. Ve dediğim gibi üniversiteyi bitirdikten sonra da direkt kafamdaki bu işe başlamış oldum. Kuruluş hikayesi böyledir. Tabii çok küçük bir atölyede, çok 200 metrekarelik bir atölyede başladık ilk vinç hikayemize. Ondan sonra da sürekli üzerine koyarak her yıl gelişerek bugünlere geldik diyebilirim. Vinç tabii çok geniş bir spektre olan konu. Birçok içinde segment barındırıyor. Biz bunun en küçüğünden başlayarak bugün artık bütün segmentlerinde üretim yapabilen bir firma haline geldik. Evet. Peki Halkars'la ilgili olarak sizden bir bilgi alabilir miyiz? Tabii, şirket değerimiz 1 milyar 162 milyondu ama halka arz piyasa değerimiz 930 milyon lira olarak İzahnamemizde de açıklandı, yer aldı. Biz 11 milyon 500 bin lot ihraç edeceğiz. Öyle bir planlama yaptık. Bunun 7 milyon 600 bin lotu nominal değerli pay olarak sermaye arttırımı olarak Bülbüloğlu Sanayi'ne girecek. Geri kalan 3 milyon 900 bin lot ise ortaklara dağılım şeklinde gerçekleşecek. Hisse arz fiyatımız da 31 TL olarak bağlanmış vaziyette. Bitti başı 31 TL. Çok teşekkürler Önder Bey. Şimdi aslında Bülbüloğlu Vinç sizin de söylediğiniz gibi çok uzun süren bir mazisi de var aslında 38 yıldan bahsediyorsunuz. Burada mevcut durumda şirketin üretim kapasitesi hangi seviyede? Bunun ne kadarını kullanıyorsunuz? Tesisleriniz Türkiye'de nerede yer alıyor? Biraz da bu taraftan bahsedebilir miyiz? Tabii, üretim kapasitemiz şu anda 1000 vinç yıl gibi gözüküyor. Ve bunu da aşağı yukarı tamamıyla dolduruyoruz. Ve üretime de yetişememe gibi bir sıkıntımız var. Bunun için yeni bir yatırım planladık. Mevcut Bülbüloğlu vincin fiziki olarak kullanmış olduğu ki alanındaki en büyük fabrikadır. Aynı büyüklüğe yakın bir fabrika yatırımı daha yapıyoruz. Buradaki amacımız üretimi %50 arttırmak, istihdamı %30'lar civarında arttırmak ve verimliliği arttırmak gibi yeni bir düşüncemiz var. Bu yeni yatırımımız bir 3 aya kadar devreye girecek. Burada üretime başlamayı planlıyoruz. Bir miktar üretim prosesini değiştirerek dediğim gibi hem üretim hızımızı arttırmak hem kapasiteyi %50 arttırmak hem de verimliliği
arttırmayı planlıyoruz. Evet, yani 3 aya kadar devreye girecek. Aslında ikinci çeyrek içerisinde biz bu yatırımı da artık finansallarda görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Peki şimdi siz aslında hem yurt içinde hem de yurt dışında müşterileriniz bulunuyor diye görüyorum. Orada yurt içi tarafta ve yurt dışı tarafta satış kırılımı oranı nasıl dağılıyor? Yani yurt için ağırlığı, ihracat ağırlığı sizde nasıl şekilleniyor? Özellikle 2022 yılına baktığımızda ve ihracat pazarlarında hangi ülkelere daha çok ihracat yapıyorsunuz? Oradaki dağılım nasıl şekilleniyor? Bülbüloğlu Vinç özelinde. Tabii ihracat kırılımı yıllara göre değişkenlik göstermekle birlikte üretimimizin yarıya yakını yurt dışına gidiyor diyebilirim. 2022 yılını baz alırsak satışlarımızın %45'i yurt dışı, %55'i yurt içi olarak gerçekleşti alınan siparişlerin. 90 ülkeye ihracat, altı kıtada 90 ülkeye ihracat yapmış bir firma Bülbüloğlu Vinç Sanayi. Yani 90 ülkede şu anda makinalarımız çalışıyor. Evet. Çok gurur verici bir olay tabii ama bunun özellikle son 5-6 yıldır hızla artıyor ülke sayısı ve Avrupa'ya doğru kaymaya başladık. Dünyanın 23 ülkesinde resmi olarak teşkilatlanmış vaziyetteyiz. Yani bunlar kendi ofislerimiz, distribütörlükler, temsilcilikler, bayiler şeklinde 10 ülkede de aday temsilciliklerimiz ya da bayi organizasyonlarımız var. Bunlar da 2023-2024'te netleşir. Bu ağı daha da büyütmeye gayret ediyoruz. En çok satışımız, bu da yıllara göre çok değişkenlik gösterebiliyor. Ama geniş bir skalaya yayıldığımızı söyleyebilirim. Bu Avrupa, Afrika, Asya, 2021 ile birlikte Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Amerika, Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın her tarafına yayılmış bir ihracat ağımız var. Anladım. Peki yurt içi tarafta vinç pazarı nasıl seyrediyor? Yani özellikle Bülbüloğlu Vinç çok eski bir üretim şirketi. Ama hani mevcut durumda pazarda rekabet nasıl? Yurt içi diğer üreticilerle rekabet nasıl? Ya da ithal tarafta sizi zorlayan bir rekabet durumu söz konusu mu? Tabii Vinç de ya yani bir makine sektörü olarak rekabet oldukça açık. Hem yurt içinde hem yurt dışında çeşitli rekabette olduğumuz firmalar var. Yurt içinde dediğim gibi çok farklı bir segment. Aslında Bülbüloğlu Vinç Sanayi dediğim gibi bütün segmentlerde yer alabilen dünyanın da nadir firmalarından biri. Yani biz hem küçük standart dediğimiz vinçleri hem büyük vinçleri hem proses dediğimiz ağır hizmet tipi demir çelik fabrikalarında kullanılan proses vinçleri hem liman vinçlerini üretebilen ender firmalardan biriyiz. Bu segmentlerin hepsinde ayrı ayrı rekabetler olmakla birlikte tonajlar çok büyüdükçe rekabet oldukça düşmekte. Bu Avrupa'da da, dünyada da, Türkiye'de de bu şekilde cereyan ediyor. Ama dünyaya yayılmada standart dediğimiz yani markamızla yapmış olduğumuz ihracatın rolünün büyük olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Şimdi aslında hani ciro oluşumunun üzerinden geçtik sizle birlikte. Yani yurt içi pazarı anlattınız, ihracat pazarları anlattınız. Çok çok teşekkür ederim. Peki şimdi bir de bu işin maliyet tarafı var. Hani maliyet tarafında sizlerin aslında bir vinç üreticisi olarak, Bülbüloğlu vinç olarak üretimde en yoğun kullandığınız girdiler neler ve üretim maliyetlerini nasıl yönetiyorsunuz? Bunu sormak isterim sizlere. Tabii prosesimizdeki en önemli girdi demir çelik ürünleri, yassı mamuller, çelik, saç, elektrik ekipmanları diyebilirim. Son yıllarda özellikle pandemi sonrasında oluşan dünyadaki tedarik zincirinin oldukça kırılgan olması ve emtialarda aşırı fiyatlarda yükselme ve malların ulaşılamaz hale gelmesi bu süreci yönetmekte oldukça büyük zorluklar çıkardı diyebilirim ama şirketimiz bu süreci oldukça iyi yönetti. Onun da yani hakkını vermem gerekiyor. Hiçbir müşterimize
malzeme yokluğundan dolayı hayır demeyen bir şirket haline geldik. Bunu nasıl yönettik? Tabii ki uzun vadeli siparişlerle stoklarımızı oldukça canlı ve diri tuttuk. Fiyat bazında çok yükselmelerimiz oldu. Bunu da alınan her siparişle birlikte o siparişin tüm girdilerini hemen sipariş ederek ve hemen bağlayarak en azından proje karlılığımızı aşağı düşürmemeye çalışarak bu şekilde yönettik diyebilirim. Burada büyük bir avantajımız üretimin sadece siparişe dayalı olması. Dolayısıyla her siparişte o siparişin tüm emtialarını hemen bağlayarak proje karlılığını hep sağlamaya çalıştık. Burada büyük bir zarar oluşmadı diyebilirim. Yani hiç zarar oluşmadı diyebilirim. Diğer bir yine işimizin bir avantajı olarak çok uzun vadeli değildir bizde bağlanan siparişler. Yani şunu demek istiyorum. Teklifle her iş siparişe döndüğü için her teklifte o günkü koşullara göre rakamlarınızı yönetebiliyorsunuz. Emtialar yükselse bile o yüksek fiyatlarla hazırlayıp teklifinizi kendinizi koruyabiliyorsunuz. Ama bu son özellikle 3 yıldır dediğim gibi birçok kırılma da oldu. Hiç hesaplanamayan şeylerden de bir miktar kar kaybımız oldu diyebilirim. Özellikle navlun fiyatlarındaki aşırı yükselmeler çok hesap edilemeyen ya da 3 aylık programlar yapsanız o 3 aylık programlar içerisinde bile katlanarak giden bir navlun fiyatlarıyla da karşılaştık diyebilirim. Ama bu işi dediğim gibi proje bazında proje karlılığını düşürmeyecek şekilde iyi yönettiğimize inanıyorum. Anladım. Aslında siz son özellikle birkaç senedeki bu yoğun volatilitede, emtia fiyatlarındaki yoğun volatilitede siz daha çok proje bazlı işte proje aldıktan sonraki ilk süreçte ham maddeyi de aslında fixleyerek burada proje karlılıklarınızı korumayı başardınız. Bu da tabii aslında birçok sanayi şirketiyle konuştuğumuzda, görüştüğümüzde aslında sadece Türkiye değil global tarafta da bu birçok sanayi şirketinin açıkçası son dönemdeki ana problemlerinden bir tanesi oldu. Diyebiliriz. Burada peki siz normal dönemlerde de yani tabii sanayi şirketlerini bunu yorumlamak çok zor farkındayım ama hani operasyonel karlılık bağlamında bir FAVÖK olarak hani geçmişten bu yana baktığınızda ortalama yüzde kaç FAVÖK marjıyla faaliyet göstermişsinizdir Önder Bey ve hani bundan sonraki döneme baktığımızda da tabii net bir rakam. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi volatiliteler çok fazla olabiliyor özellikle MTI işinde. Sonuçta siz de MTI alanında faaliyet gösteriyorsunuz ama en azından bir orta vade içinde hani bir aralık bir projeksiyonunuz varsa paylaşma şansınız olursa çok çok seviniriz FAVÖK marjı bağlamında. Tabii aslında sanayi kuruluşu tabii Bilbao sanayi. Dünyada da bu yapıya baktığımızda karlılığımızın bu sanayi kuruluşlarının üzerinde olduğunu hep görüyorum. Ama brüt karlılığımız %15 ile 20 mertebelerinde yıllardan beri de bunu sağlayarak devam ettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Verimliği arttırmayla ilgili yapacağımız bu yeni yatırımla bunun bir miktar daha yukarılara taşınacağına inanıyorum. Anladım. Ama dedim. Çok teşekkürler. Aslında siz konuşmanın başında bahsettiğiniz gibi 3 ay sonrasında yeni bir kapasite devreye girecek ve orada yaklaşık %50 civarında bir kapasitede artış olacak. Ve FAVÖK marjı ile ilgili de beklentilerinizi aslında ifade etmiş oldunuz. Yani aslında genel olarak önümüzdeki dönemle ilgili olarak büyüme hedeflerinizi paylaşmış oldunuz. Ama hani bu konuda başka eklemek istediğiniz bir nokta varsa ben sözü tekrar size iletebilirim. Şunu söyleyebilirim yani 2022'yi bitirirken bile 2023 ve 2024'ün kapasitesinin yarısını doldurmuş vaziyette olduğumuzu söyleyebilirim. Elimizde çok yüklü siparişler var. Dolayısıyla bu bizim stoklarımıza da yansıdı. Bu da çok iyi bir yönetim olduğunu gösteriyor şirketin ve ekibim tarafından. Alınan siparişlerin tüm emtiaları, tüm ana girdilerinin kendi stoklarımızda olduğunu ve bu stok hızının da çok rahatlıkla hemen faturaya dönecek şekilde yönetildiğini ve bu konuda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim.
Bu yeni yatırımımız aslında sadece kapasite artırma olmayacak. Demin söylediğim gibi üretim prosesinde yapacağımız bir değişiklik var. Fabrikaların birini sadece üretim, birini sadece montaj için kullanacağız ve ciddi anlamda bir hız ve verimlilik sağlayacağız. Bu dediğim gibi hem karlılığımızı artıracak, hem hızımızı artıracak, hem verimlilik ve dolayısıyla karlılığı yansıyacak bir operasyon olacak. İnşallah en kısa zamanda bu yatırımı devreye alıp bu düşüncelerimizi yerimize getiririz. İnşallah, inşallah. Önder Bey, aslında çok çok güzel özetlediniz. Yani halka arzla ilgili, açıkçası şirketinizle ilgili tüm ana kalemleri çok güzel bir şekilde özetlediniz. Çok çok teşekkür ederim. Ben bir de size şeyi sormak istiyorum. Şimdi yeni halka arz olan şirketlerde aslında yatırımcı gözüyle baktığımızda en çok merak edilen noktalardan bir tanesi de temettü politikası oluyor. Şimdi sizin Bülbüloğlu Vinç'in de önümüzdeki dönem için temettü politikasını paylaşma şansınız olursa çok çok memnun oluruz. Tabii önümüzdeki 5 yıl dağıtabilecek karın %30'unu temettü olarak dağıtmayı zaten taahhüt olarak SPK'ya da vermiş vaziyetteyiz. Bu 2028'e kadar karımızın %30'unu temettü olarak dağıtacağız anlamına gelir. Evet. İnşallah bol karlı yıllar diliyorum. Hem İnşallah. yatırımcımıza hem şirketimize hem ortaklarımıza iyi karlar getiririz inşallah. İnşallah umarız. Çok çok teşekkür ederiz Önder Bey. Aslında siz tüm önemli noktaların üzerinden geçtiniz. Çok çok teşekkürler. Son olarak ben sözü tekrar size ileteyim. Eğer eklemek istediğiniz başka bir husus varsa ben sözü size bırakayım. Çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı verdiğiniz için halka arz öncesi. İnşallah 26-27 ve 30 Ocak talep toplama tarihlerimiz olacak. İyi bir halka arz olmasını temenni ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, sevgili yatırımcılar. Bugün Tera Talks programımızda Bülbüloğlu Vinç'in yönetim kurulu başkanı Önder Bülbüloğlu konuğumuzdu. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.